AK Parti'ye mi vereceksin hali oyunu? Ya yaşlılara sorma kardeşim artık ya. Vallahi sorma. Kıyafetine bak, üstüne hala diye AK Parti. Yemin ediyorum AK Parti arayacak hangi parti gelirse gelsin ya. Merhabalar Yeni Çağ TV izleyicileri. Bugün İstanbul Fatih'teyiz. Halka yarın seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz diye sorduk. Hep beraber sonuçları göreceğiz. Yarın erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ya şimdi ya onlar hangi partiye vermiyor? Bizim partimiz bellidir yani. Yani AK Parti, AK Partiye veririz. Yani, doğruyu görürüz. Diyoruz ki. Peki neden AK Parti? Neden? Neden var mı? Şimdi her şey Allah diye bir insan yanlış yapmaz. Anladın mı? Allah diye bir insan yanlış yapmaz. Git açlıktan öleceksin. Hala AK Parti diyor ya. AK Parti'ye mi vereceksin hali oyunu? Ya yaşlılara sorma kardeşim artık ya. Vallahi sorma. Kıyafetine bak, üstüne hala diye AK Parti. Yemin ediyorum AK Parti arayacak hangi parti gelirse gelsin ya. Allah. Donu yok, ondan AK Parti'ye vermiyor oyunu. Demek senin cebinde para yok, ondan veriyorsun sen. Her şey var değil mi? Biz de çalışıyoruz ama ben senedir çalışıyorum. 72 yaşındayım, çalışıyorum. Haybeden para alacaksın. Siz yarın erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? İşçi Partisi'ne vereceğim. Peki neden? Yok, İşçi Partisi işçilerin partisi olduğu için. AKP MHP'yi zaten hiç düşünmedim. CHP'yi düşünüyorum aslında. Aklımda Mansur Yavaş olursa veririm. Ekrem olsa veririm. İyi Parti'den Meral Akşener'e de veririm. Ama AKP MHP'ye vermem açıkçası. Çünkü dürüstçe söyleyeyim. Kaç sene iktidarda kaldılar. O kadar söz verdiler. İşte biz halkın durumunu iyileştireceğiz. Altyapı yapacağız. Ya yaptıkları sisteme bakıyoruz. Yap, işlet, devret. Adamlar yapıyor. Bir köprü maliyeti 7 katına yapıyor ya. Sonrasında da şirketlere aktarıyorlar. Oradan para dönüyor. Bence CHP, İyi Parti daha iyi yapar. AKP'ye muhalefet hangi parti daha güçlüyse ona verirdim herhalde. Peki neden? Çünkü ülkeyi yönetemiyorlar. Tek oy verecek insan Mansur Yavaş olarak görüyorum. Ama başka bir siyasi görüşüm yok. Yani tarafsızım diyebilirim. Peki neden Mansur Yavaş? Ankaralıyım diyebilirim. Kırıkkaleliyim. Ankara'da çok akrabalarım var. Şu an geldiği süre boyunca kısa sürede yaptıklarından bayağı memnunlar. O yüzden ama yani siyasetle pek ilgilenmiyorum diyebilirim. CHP veririm. Peki neden? Ya 20 yıldır ülkenin durumu ortada. Hiçbir sıkıntı yokken ülkede herkes terörize ediliyor. Böyle bir durum var yani, ondan dolayı. Biraz daha İyi Parti, CHP'si, Millet İttifakı ağır basar. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ittifakını güçlü görüyorum. Çok büyük karla çıkacaklarından eminim. O tarafa doğru bir tercihimiz olacak. Çekimserim şu anda. Hiçbir partiye vermek istemiyorum. Peki neden? Şartları görüyorsun işte yani. Nedenini. Bekliyoruz. Umutsuz bir şekilde bekliyoruz yani. Şu anda bir karar veremiyoruz. Beklemedeyiz. Ulan burada parti mi kalmış verilecek? Yarısı hırsız, yarısı dolandırıcı. Oyu çöpe atarım. Siz hangi partiye oy verirsiniz? Rusya'ya. Yine vermem Tayyip'e. Hiçbirine. Peki neden? Sonuca baktığın zaman herkes kendi menfaatleri ve çıkarları üzerine kurulu bir toplum oluştu. O yüzden gerek duymuyorum. CHP. Peki neden? Yılda 60 yaşındayım. Çok ezildik. Halkça çok ezildik. Eziliyoruz da. Ben ülkücüyüm yavrum. Özünü yediğim MHP'ye veririm. Peki neden? Türkiye'nin garantisi, bekçisi ya. Sigortası kardeşler. AK Partisi'nin hepsine hiç fark etmez. Peki neden? Yani 20 senedir politikalarını görüyoruz. Yani böyle büyük bir nefretim var. Hiç fark etmez benim için. Türkiye'de Türk siyasetinin son 7-8 yıllık, hatta 5-6 yıllık diyelim, dengesini değiştiren bir İyi Parti gerçeği var. İyi Parti'ye oy vereceğim. İyi Parti'yi destekliyorum. 20 yıldır bu ülkenin başında öyle bir iktidar var ki, daha önceki iktidarlar bildikleriyle, bilmedikleriyle, eğrisiyle, doğrusuyla bu ülkeye az ya da çok hizmet ettiler. Ama bu gelen iktidar ülkeyi karpuz gibi ortadan ikiye böldü. Milletin bir bölümünü diğer bir bölümüne düşman etti. Düşman ettiler. Parti veya partiye oy vermem. Parti yok ki. Ne partisi? Ben 85 yaşında sonra ne partisine göre oy vereceğim? Oy falan yok. Kararsızım. Kararsızım. Peki neden? Ne bileyim, ülkenin durumuna göre kararsızım. Şu anki iktidara vermeyi düşünmüyorum. Şu anki iktidara vermem. Peki neden? Geçim bence. Yani insanların geçimi çok zor. Sayabilecek çok şey var. Bilmiyorum. Vermek için biraz aptal olmak lazım bence. İyi Parti'ye, çünkü onlardan çok umutluyum. Gençlere iş bulacaklar. Emeklilere zam yapacaklar. Kıdem tazminatı verecekler. Allah onlar
olsun. Bizi bunaltmıyorlar. Çok umutsuzuz. Yani şöyle düşündüğüm zaman, baktığım zaman AK Parti'ye veririm. Peki neden? Neden? Alternatifi yok şu anda. Yani ben yıllarca AK Parti'ye de oy vermiş biri değildim. Başka partiye oy veriyordum. Alternatif gördüm. Ona verdim. Şu anda göremiyorum. Diyelim Tayyip Erdoğan olmasa mesela vermem.